Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Yokay. Galerimizin terasından herkese merhabalar. Baba şimdi dışarıda böyle araba almaya falan filan giderken video yapmıyoruz. Neden? Yani ben yapılanlara da çok inanmıyorum da. Öyle olmuyor abi gerçek hayatta ya. Yani şimdi adamla bir şey konuşuyoruz. O sıra hani insanların öğrenmemesi, her gerçek her yerde konuşulmuyor. İnsanlar bir de hakikaten yani herkesin bildiği bir şeyi bir yerde söylediğin zaman insanlar sanki onu biz yapmışız gibi bakıyorlar. Ben her zaman doğruluktan yanayım. Doğru lafı konuşmaktan yanayım ama bu yüzden de birçok kişi sevmez. Ben örnek veriyorum buradan hani bir video atıyoruz. Bazı videomuz fazla izleniyor. Kimi güzel karşılıyor. Mesela benim burada çok kaldırıp da görmediğim yorumlar vardır. Hani birçok kişinin hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gidiyor bu herkesin hoşuna gitmemiz. Zaten herkesin hoşuna gitse biz ne diyeyim bunun nasıl erkek fahişesi derler yani o kibarlaşmış hali. Herkes şey olsa, herkes sevse biz ortalık şey oluruz yani öyle söyleyeyim. Herkesin sevmemesi de daha güzel. Baba iki tane Megane'ımız var. Bunu zaten hatırlıyorsunuz dizel. Bu arabayı baba piyasa yüksekken aldık. Şimdi yüksek satmak zorundayız. Yani yüksek değil piyasada. O zaman 3 ay önce iyiydi piyasa. Hatta ben aldım ıslar kıyamet. Çok kişi istedi arabayı. Dedim ki böyle böyle düğünde bana araba lazım. Hakikaten de gelin arabası bulamadık. İstemek istemedik birçok kişiden. Bunu gelin arabası yaptık. O zamandan bu zamana duruyor bizde. 2 aydır bizde. Hatta şey vardı bir ayda sanayi geçmiş vardı tabi 3 ay olmuştur hatta bagajından dolayı bayağı da bir şey bekledik. Bu Megane 4'ümüz benzinli arkadaşlar. Bu araba 2019 model bunu yeni aldık. Bu araba boyanacak beyaz renge muayene yapacağız. Devam ki. Arabamız taksiden artık şeyini yitirmiş 500 binde orijinal 510 binde. 1.6 klima aktif çalışmayan aksam yok muayene sıfır alacaksınız zaten. Bu arabayı da işte olmayan bir rakama vereceğiz. Ama gerçi millet şimdi şey diyordur ya o araba öyle para alınır mı falan filan. Bunu herkese satarız baba videoda insanlar şey olarak düşünmesinler. Bu arada şimdi gerçi bu videoya başlarken videonun başlığını atacağız falan düşünmedik de şimdi aklıma geldi. Baba biz burada ne zamana kadardı kankam bu işler durulana kadar? Ağustos'ta kesti değil mi? Ağustos'a kadar hatta videolarda da söyledik de ona özel video çekelim 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 kaç zaman oldu çekmedik. Baba biz ta o zamana kadar 9 ay içinde 100 tane araba sattık. Şu anda kaç olmuştur yani 20 tane daha satmışızdır o zamandan bu zaman hatta fazlası vardır da biz yine 20 diye ortalayalım işte hemen hemen tam geçen sene bu zamanlar biz işimize başladık aşağı yukarı değil mi kanka Aralık'ın ilk haftasıydı bu zamanlar bile değildi bu zamanlar biz ilk arabamızı arıyorduk motorla dolaşıyorduk götümüz donuyordu soğuktan perişandık ulan Kasım ayı hani yazın bileti yutturuyordum diyordum ki arabam var ama işte trafiği çekmemek için motoru kullanıyorum halbuki arabam ve o zaman işte bizim Sarı'nın Albiyası'na biniyorduk iyi kötü yolsuz kaldığımızda Şahin Mayın aldık L300'lerimiz oluyordu onlara biniyorduk ama bu zamanlar bir tam perişan zamandı baba hani para geçene kadar bir sıkıntı yaşadık para geçmeden önce de ulan araba yok para yok çaresi parası hiçbir yer hareket edilmiyor hava soğuk falan filan. Geçen sene bu zamanlar çok kötü durumdaydık. Şu an Allah'a bin şükür. Yani durumumuz birçok kişiden indirdik. Huzurumuz yerinde. Bu 50 kaç metrekaredir bizimki? 18 metrekare dükkanımız var. Huzurumuz belki hani böyle plaza sahibi adam da yoktur. Ben de evim de o kadar bir şey. 50 metrekare bir evde yaşıyorum. Yani huzurum vallahi villası olan bir adam da yoktur. Allah huzuru bozmuyor. Allah malının tadını aldırsın insanlara baba. Çok şükür. Birçok insandan zengin hissediyorum kendimi. Neden abi? Huzurum var, mutluluğum var. Kafam rahat. Huzur zenginiyiz. Baba bu jipimiz birçok muadiline göre düşük kilometre satamadık bu arabaya. Yani satamadık değil. Bir tık da şeyden ya. Bir tane ciddi bir müşteri çıktı. O abi de Ümran'a götürdü. Arabada bak yağ kaçağı yok. Ben bundan eminim. Arabanın altında üstüne. Hani eksperi dedim ki götür abi bana yağ kaçağı göster. Ümran biz dedi şu an çok yoğunuz. Bunun için dava açın falan filan. O abi dedim öyle bir dünya var mı? Şimdi adamları da kötülemek istemiyorum burada da. Yani Ümran'la ilk baştan bu zaman anlaşamadım. Adamlar yağ kaça yazdılar. Olmadık şeyler yazdılar. Adam alıcı arkadaşı doğal olarak midesi bulandı. Almak istemedi ama ben eminim yani. Hani olan arabada var diyorum baba. Örnek veriyorum ne var? Tofaş'ta var baba yağ kaça şimdi. Ne diyeyim ben size? Farklı bir araba ne var baba? Hiçbirinde de yok lan şu an. Güzel arabalarımız var aslında bu aralar. Bu arabalarda yok baba. Olanı da söylüyoruz. Jetta'mız baba jilet. Bu arabayı bir üst kağıda veriyoruz. 4 lastik yeni dizel otomatik bu araba. Ama 310 binde. Ağır hasarlı diye aldık biz arabayı. Ağır hasar da yok arabada. 80 lira tremer var bu arada. Falan filan. Bu Megane'de de ağır hasar var arkadaşlar. 1.6 bu araba. 1.3 değil. Yanlış anlaşılmasın. Benzinde. Buna bir planlarım var ya. Ekran mı taksam diyorum. Bu haliyle de isteyen oldu ama vermedik ya. Buna şey yapayım. Bir beyaza boyanacak randevusunu aldık. Mesela şimdi insanlar şey diye düşünüyor. Sarı arabayı alıyor. Abi diyor 40 lira boyasını isterler.
O şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane Corolla vardı bir iki ay önce. 2011 o araba da sarı gelmişti bize, boyatmıştık. Çok da güzel boyamışlardı. Aynı boyacı abiye şimdi bu arabayı vereceğiz. Aynı performansı bekliyoruz. Hani esnaf işi para yaptı ama çok da güzel yapmıştı. Ellerine sağlık. Bir Birol abimiz var Sefaköy'de. O güzel işçiliği de 10 numara. 10 numara da yapıyor arabaya. Bu Megane'ımız 150 binde. Baba bunu güzel takas teklifleri geliyor da bir bakmışsınız vermişiz. Bu arada hani piyasa hakikaten kötü ama biz bu haftamız güzel geçti. Recon'un kartalı verdik değil mi Reco? He? Kartal verdik. Spring verdik. Spring gören adam aşık oldu. Arabanın başına ayrılmadı. Hiç pazarlık bile etmedi. Spring Sakarya'ya satıldı. Bu video çektiğimiz cumartesi günü nöbetçi noterde verdik. Lina'yı verdik. Bir daha ne vardı? Dördüncü? Kartal L300. Ha L300 de satıldı arkadaşlar. O L300 hani diyorlardı ya, olmuyor olmuyor. Satılmaz satılmaz. Oldu ha bak. Araba baba. Hakikaten isteyen vardı. Konya'dan kesmeciler arıyordu sürekli. Esnaf parasını istiyordu doğal olarak. Abi herkes şey düşünüyor. Abi ver 100 liraya alak. Baba biz ne kazanacağız bu arabadan? L300 lira yani. Dursun abi dedim. Bana zararı yok. Hani esnaf. Diyorum ki abi ben esnafım. Seni de görürüm esnafsın. Bana diyorum esnaflık yapma abi. Senin okulda 100 okulda. Beni diyorum kurtarmaz abi, teşekkür ederim. Abi ne yapabilirsin? Abi bir şey yapamam. Bu arabayı diyorum bana da yüksek bir maliyeti var. Veremem yani, bu paradan aşağı veremem. Ben şimdi uygun yazıyorum arabaları. Diyorum ki pazarlık payı düşük olsun. Ama diyorum benim arabam en yakın ilanla diyorum. Fark olsun arasında, ki vardır da yani. Hani Megane'den örnek vermeyeyim. Bak o sarı Megane baba, kafe ilan yapacağız. Türkiye'nin en uygun Megane. 2016'sı olmayacak o paraya. O arabaya 500 kağıt yazacağız. Şu an 500 liraya Megane 4 sedan yoktur kimsede. Ki araba da yani öyle 700 binde, 800 binde, 1 milyon da araba değil. 500 binde orijinal kilometre motor yapılmış. Biz de beyaza boyatacağız. Beyaz haline 500 liraya sileceğiz arabanın. Bu Blue'yu arkadaşlar, bunu konsinyo olarak aldık bir arkadaşımızın arabası. Kılıf da aldık abi bu arada, kendimize masraf ettik, polar aldık. Şimdi baba Blue'da ek çıktı. Şu sağ arkadan bir kesmesi olmuş arabanın. Dedik ya bunu nasıl yapalım? Dedik ki bir aldığımız yerle görüşelim. Aldığı yer demiş ki tamam, ben bu hafta bir para ayarlayayım kendime. O arabayı ben geri alacağım verdiğim paraya. Falan filan bilmem durur mu sözünde. Artık o abiye kalmış. Şimdi ben dedim ki hani o düşündüğümüz paralara satmaz. Biz açıkçası bu arabayı kaç para isteyecektik? 400 lira para isteyecektik. Araba 250 bin de orijinal. Ufak tefek şeyleri var. 2015'ti değil mi bu araba? 2015'te 400 lira para isteyecek. Yine de uygundu ama ek çıkınca dedim ki abi o paraları satamayız. Ben satamam yani, en azından şimdi ekli demeden satamam bu arabayı. Ufak bir kıç koymuşlar arabaya. Genelde ne olur biliyor musun? Onu alacak esnaf diyecek ki arka çamurunda değişim var. Yani her arka çamurlu değişim öyle bir şey değil. Arka çamurluk değişimi sadece dışarıdan sac değişir arkadaşlar. Buna komple kesik göt koymuşlar. Bu kartalımız var baba. Bunu çekmemiştik değil mi hiç? Bu araba zımba. Bu bir Orçun kardeşimizin aracı. O da dizili aldı gerçi de. Bu ne direksiyonu? Plywood direksiyonu muydu? Arabanın göğsü, kapıları, döşemeleri, koltukları harbi jilet. Kapı şeyi, kondisyonu da, kasası da güzel arabanın. Çek baba, kameracı çek beni. Tesco var arkada dizili. 2 tane büyük Pioneer basımız var. 8 tane oval hoparlörümüz var. Falan filan. Makine işli, boya kaporta, jilet, kapı seslerini duyuyorsunuz. Jinyu geniş taban lastiklerimiz var, biraz bitik olsa da. Falan filan. Bu arabayı 220 küsür lira para yazdık da arkadaşlar, bunu güzel bir teklife veririz ya. 200 lira, 210 lira ne görürse veririz. Çünkü abi araba şimdi kışın uğraşılmıyor arabayla. Adamın kendi kapalı otoparkı da yok. Korkuyor da sokağa, yola sokağa bırakmaya. Sırf ondan satıyor yani, araba da mantıklı bir araba. Kornetimiz var baba. Bu araba uygun yazdık. Şimdi abi ben anlamıyorum. Bir arkadaş buradan izliyordur muhtemelen. Birkaç arkadaş bana kornet atıyordu sürekli. Kornet normalde kalemim olmayan bir araba. Bunu uygun gördük. Uygun dedik satarız, alalım. Hadi bir tane de kornet almadık diye olmasın. Abi şimdi bu araba 300 binde. 2007 model 90'lık. Bana şimdi bir arkadaş atıyor. Abi 2004 benim arabam 75'lik. Tamam kardeşim. Benim arabam 350 lira abi. Doğrudur kardeşim, 350 lira isteriz. Bana uymaz o para. Sana kaç uyar abi? Kardeş diyorum ben, bak 270 lira. Buna kaç yazdık? 270'e vereceğiz bu araba. 280 falan yazıyor. Diyorum kardeş ben böyle böyle 270'e 2007 90'lığını satıyorum. 2004 arabayı kaç paraya satacağım? Hani araban kötü değil de. Abi 200 liraya Tofaş veriyorsun. Baba veriyoruz da onun meraklısı ayrı, bunun meraklısı ayrı. Benim için şey değil yani araba. Hani arabaya ben binici gözüyle bakmam baba. Bu araba ne kadar hızlı satacak, bana ne kadar para kazanacak, o kısım önemli.
falan filan. Bu araba atası boyasız. Atası boyasız araba normalde almayız. Yanlışlıkla aldık bunu. Yani yanlışlıkla dedim, bilinçli aldık da hani öyle denk geldi. Boyalı parasını aldık. Boyalı parasını veriyoruz ama bunun da boyalısı bunlardan pahalı. Biz uygun satıyoruz. Baba hani satabiliyoruz en azından. Piyasa o kadar kötü ki biz bunu satamadıysak. İşte hesabını siz yapın. 350 lira veriyoruz baba bu arabaya. Hatası boyası 5+1 Renault Trafic. Şey Opel Vivaro. Renault Trafic de aynı motor, aynı şey. Falan filan. Kaç dakika oldu? Şimdi beyler çok da uzatmayak. Ha, albiyomuzu unuttuk ya. Çiçek albiyomuz var baba. Buna masraf ettik. Jant kapağı aldık. Kolt kılıfı aldık. Değerine 20 lira arttı. Hakikaten arttı yani. Şimdi bu arabaya baba. Birkaç arkadaş vardı. Kardeş dedim, hani araba istiyorlar abi, 200 liraya al. Gel abi, albiye var, çiçek bir 210 liraya al götür. Yok. Şimdi arabaya hakikaten masraf ettik. Mekanik açıdan da masraf ettik birkaç bir şey. Hani çok büyük bir şeydi. Toplasan 5 lira masraf ettik arabaya. E abi al araba, sana 220 olsun masraf ettik. E yok abi, ben 200'ü alırım. E abi ben zaten 200'e sana bir ay önce de vermedim. Şimdi niye vereyim? Şey yani bu sevmediğim hareketler, akbabalık gibi. Baba zaten iş yok, vereceğim mecbur bana. Vermiyorum dayı dedim, ben biniyorum arabaya. Niye vereyim ki? Çiçek gibi araba az yakıyor, her yere gidiyoruz. Şu Mercedes'i baba artık havalar soğudu, araba dizel ya, şimdi ev yakın. Şey yapamıyorum, araba oradan buraya gelene kadar zaten kendini ısıtmıyor. Üşümeye başladık artık, diyorum normal bir benzinli araba mı alsam kendime eve gidip gelmeye. Tamam çok güzel araba da dizel olması tek kötü. Bunu şeyle, varsa elinde olan ama küçük rakamlar olmayacak. Yani öyle çok abartı rakamlar isteyenler var. Mesela bir arkadaş ulaştı, contası yanık W124'de 200 lira istiyor. Arabanın sağlamı contası yanıktan daha ucuz. Bir tane benzinli bir 124 kasa olabilir mesela, değil mi kankam? Benzinli şöyle döşenmiş bir arabayla takas edebiliriz böyle bir arabayı. Bunun gerçi muayenesi bitti. Muayene yapacağız. Bunu da ilana atarız. Yana kaldı lastik yana falan filan. Şey alacaktım, muayeneli jantlardan alacaktım da. Ya ne bileyim dedim, masraf etsem mi etmesem mi? 10 lira para istiyorlar baba onları. Bir de boyatacağız onları. 1 lira da boyasına veririz kapakları. Gövde rengine boyatacağız. Falan filan, şu çıta da düştü. Onu da yapıştıracağız şimdi. Cart cürt. Biz baba bir şekilde satıyoruz. Yine yılbaşı var, kar var, kış var. Ama uygun veriyoruz yani. O Broadway 150 liraya gitti arkadaşlar. Hani şimdi buraya göre, İstanbul'a göre pahalı bir rakam. Bazı arkadaşlara diyorum ki araba bozarlarken, bak araba diyorum Ankara'da o parayı yapar, burada o parayı yapmaz. Tabii Anadolu'da daha pahalı. Şimdi Sakarya'ya giden o Broadway araba hakikaten düzgündü. Orada daha fazla yapar. 200 lira, yani içi dolu para kazansın. İsterse 300'e satsın adam da. Orada 200'den aşağı öyle bir araba alamazsın. Ama baktığın zaman İstanbul'da bilen adam da der ki ben albiye aldım. Ben o mantıktayım. Ben gideyim taksi çıkması olsun. 1 milyon olsun albiye bineyim. Arkadaşlar bu şimdi bu eski iade etmedim pek ama acındırma şey olmasın diye. Geçen sene hakikaten bu zamanlar çok sıkıntılı zamanlarımızdı. Artık bundan sonra ufuklara yelken açacağız. Daha da büyüyeceğiz, gideceğiz inşallah. Bir tane daire arıyorum arkadaşlar, emlakçı arkadaşlar veya çevresinde olanlar. Yatırımlık 1 milyona bir tane daire alacağız. Bu civarlarda olursa daha iyi. İskansız, arsa tapulu falan filan yerler pek tercihim değil. Hatta bu şeyde bir ev var ya, orayı söyleyek mi? Maksimum'un evleri var baba, Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nın orası, Evren Sarayı'nın karşısı. Orada birkaç kişi daire söyledi de gidip bakmadık. Oradan daire alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Öyle o tür bir 1 milyona daire arıyoruz. 1 milyona daire var mı? Bir mesela bu hafta şey veriyoruz. Bizim mahallede bir emlakçı var. Tanışmam adamla. Avcılar'daki evimizi kiraya vereceğiz. Orada siz için de emlakçı arkadaşlar ulaşabilir. Veya kiraya ev arayan varsa. 1 milyon ev mi var ya dedi böyle bana. Küstahça. Baba dedim var, senin haberin yok dedim ya. 1 milyon dedim az bir para değil ki sen öyle konuşuyorsun. Sen dedi ne iş yapıyorsun galericiğim? Benim arabam kaç para yapar? Yani arkadaşlar ben açık açık konuşayım. Herkes elini vicdanına koysun söylesin. 2020 Ege Easy. Hiç hatasız diyor. Ondan sonra 3-4 tane boya sayıyor arkadaş. Yanlarda boya varmış arabada. Sizce bu araba 800 lira yapar mı? Yani ben dedim ki 500 lira satar baba bineceği dedim. Hani gıcık oldum. 550 de 570 de satar da. 1-3 Easy. İşte 170 binde 2020 Ege. Abi diyor ki 800 liradan aşağı vermem. Yakarım yine vermem. İster yak ister baba. Ne yaparsan yap yani, buradan da görür muhtemelen, ne yaparsan yap, bana ne? Senin arabansa o para yapar yani. Sen bana sordun kaç para satar? 570 satar. Ben esnaf olarak kaç para alırım? 500 liraya alırım baba, kaç para alayım? Sen benim malıma evime diyor ki 8 liraya 10 liraya verirsin. Ben ev bakarken de öyle bir muhabbet yok. Ben ev bakarken 1000 metre evlere 15 liraya gösteriyorlardı. Falan filan. Böyle eski şey yapacağım da diyorum lan yol muhabbeti çok sıkmasın, hep konuşuyoruz. Bazı insana güzel geliyor da bazısına sıkıcı geliyor.
şey yaparız mesela, böyle buradan örnek veriyorum, karşıya gidiyoruz, arabada böyle eski iade ederiz, video çekeriz. Öyle bir talep olursa da yaparız yani. Eskilerde çok şey var. Beyler, bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İlandaki numaralar bana ait, oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir, örnek veriyorum, aracınız muayeneden kalır, tamirciyle bir şey yaşarsınız, arabanızla ilgili aklınızda bir problem olur, her konuda danışabilirsiniz, problem yok. Görüşmek, herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.